Sevgili seyircilerim merhaba. Bugün çok yönlü ve 50 yıldır hayatını sanata adayan biriyle beraberim. Yazdığı ve yönettiği oyunlarla dünyada onlarca ülkeye davet edildi. Dünyanın birçok ülkesinde yaratıcı oyunculuk dersleri verdi. Çağdaş Drama Derneğini kurarak yaratıcı dramada da öncü oldu. Uluslararası Aktörler Federasyonu Türkiye temsilcisi Uluslararası Amatör Tiyatrolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi. Devlet Tiyatro ve Opera Balesi Çalışanları Vakfı Genel Başkanı. Eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü. 40 yıldır Sanata Evet kampanyasının mimarı. Sevgili Tamer Levent konuğum. Hoş geldin Levent. <laughs> Seni tanıtmak çok zor. çok Allah teşekkür bilir ederim. daha eksik kaldığım birçok şey var. Bo olabilir bak. <gülüyor> olabilir <gülüyor> diyor. Bunlarla idare <izah> edersin... <laughs> ee, aslında benim için çok değerli bir ailenin mensubusu. Baba. Eşin Seynan Levent. Gerçekten hayran olduğum bir insandır. Kayınpederim İn İsmet babası. Sezgin ki... İsmet Sezgin Türkiye'nin İsmet abisidir. Evet. O kadar çok sevilen bir siyasetçi evet. çok nadirdir. Ee, benim de çok değer verdiğim e, büyüğümdü. Ee, Seynana buradan sevgiler gönderiyorum. İsmet abiyi de saygıyla özlemle anıyorum. Evet. Allah evet. rahmet eylesin. Evet. Ee, İzmir'de doğmuşsun evet. değil mi? Evet. Anneannenin annesi mi Osmanlı Saray mı? Evet. Bir aile Cici anne da. diyorduk biz evet. tabi biliyorsun o zaman da. Aslında e, İzmir Karşıyaka'da böyle kalabalık bir aile evet. ama... Böyle ...saray ve örf adetlerinin evet. biraz da kuralların olduğu bir ev zannediyor. Evin içinde ama ben evin dışında İzmirliydim yani. <laughs> biraz çocukluğundan evet. siz edebilir misin Yani e, şimdi tabi bu... Zannediyorum cici anne bir böyle bir, 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 ya da işte e, büyük teyzemle eniştenin onlar Türkiye'nin... Büyük teyzem ilk e, yol, kadın yol mühendisiydi. Eniştem de öyle yol mühendisliği yapıyorlar. Yani ve evet. dolayısıyla İzmir'e taşınmışlardı. Taşınmışlar benden önce. Ben de cici annem ama hepsini başında. Annem, dayım işte küçük te, benim teyzem yani anneanne falan yani böyle artık onların çocukları aile. falan kocaman aile. bir aile hakikaten aile. Ne güzel. ben de İzmir'de doğdum ama çok şanslıyım o kadar yani mahalle kültürünü yaşadım bir kere böyle işte iki buçuk katlı falan bir evimiz vardı orada kalabalık aile oturuyor bir kere kalabalık ailenin keyfini yaşadım Değil mi aynı evde işte kuzenler teyzeler çocuk abiler Güzel. Herkes bir böyle güzel bir, bir <laughs> hayat. Aa, abin izlediği filmleri ya. son anlatır. Evet. Sen de çıkıp mahalledeki arkadaşlara ya. değil mi? <laughs> Şimdi bizim mesela o zaman sokak müthiş bir yerdi. Yani evet. sokak sokakta çocuklar arkadaşlarıyla buluşurdu ve bizim ev karşısında koskocaman tarla deniyor ya tarla vardı. <laughs> Üç yanında böyle 4-5 tane incir ağacı vardı ama çok güçlü. Ben toplardım mahallenin çocuklarını. Abimin bana anlattığı filmleri aynı onu takip ederek onlara anlattım. <laughs> Bazen de ağaçlara çıkıp ağaçta anlatırdık. şöyle kuşlar gibi böyle. <gülüyor> <gülüyor> Galiba oyunculuğun temeli evet. bir ağaçın tepesinde. Evet, bir <laughs> ağaçın tepesine de çıkabilir. Ve 50 yıldır değil mi ee, devam eden bir oyunculuk. Evet. Ee, aslında ilkokulundayken de çok meraklı ve girişken bir öğrenci. Onu da biliyor musun? Vatan Yavuz Silistre'yi biliyor musun? Biliyorum ama senin anlatmanı tercih evet. ederim. Okulda da o çok çok hakikaten Ben yani e, buna şaşırıyorum. Çünkü okulda Vatan e, ya Türkçe kitabında Vatan ya Silistri'yi okuduk. Hı hı. E, ben de yavru kurttum. işte. davul çalıyordum. Trumpet grubu başkanıydım. <laughs> Onun için o kıyafetlerle gidiliyor okula. Tam gün tedrisat olduğu için öyle aralarında da prova yapılıyordu. Rap, 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 rap. O gün prova yoktu herhalde. Tabi orada çalışan arka, hizmetli arkadaşlar falan hepsi bizi ahbaptık böyle ilkokulda ama. Ben oradaki teyzeye gittim. ondan mantar aldım şişe mantarı. Çünkü onu duymuştum ama hiç yapmamıştım bak. Onu yaktık. Bir kere sakal bıyık yaptık kendimizi. Çok şekil. Ee, yavru kurt kıyafetleri de var ya üzerimiz. O da subay askeri <laughs> kıyafet gibi. Bir arkadaşımız Ali'yi sıraların arasına sakladık. Trampetler zaten bizim yanımızda bize zimmetli. Bir trampet verdik ona. Vatan yahut Silistre'den bir Türkçe kitabında alınmış sahneyi biz canlandırdık. Ama mesela... Yönetmen de sen. Yönetmen de mi? ben. İşte şey yaptık kartondan şey kestik. Neydi bu şey? Şapka. Şapkalar. Aslı Astragan Aa, gibidir ya. Tamam. Kalpak, kalpak. Kalpaklar kestik ama tek boyun arkasını ip bağladık. Önden görünüyor sadece kalpak. Onu da böyle astragan gibi yuvarlak yuvarlak boyadık. Ve ilkokulda oluyor. İlkokul ama öğretmenin bize verdiği herhalde bir cesaret bu. Bu cesaret mesela çok yararlı Değil bir şey. Mi? Hiç ona ondan izin filan almadık biz. Bunu sürpriz olarak yaptık. Biraz şımarıklık gibi görünüyor ama. Ama herhalde ikna etmiştir. Töre edeceğine güveniyoruz yani. Lisede basketbolda oynarmışsın. Evet. Atletizm, okul bandosu, ya. tiyatro kolu İyip ama ben bölüm bölümü öğrencisiydi. <laughs> Basketbol oynarken okuldaki bir hocan seni tiyatro koluna davet etmiş. Aa vallahi ya harikasın ya. Yani. Ve tiyatro denilen e, kavramla karşılaşmışsın orada. Evet. Halbuki sen zaten yapıyorsun. <laughs> <laughs> Bu onu anlatır mısın? Şimdi orada da Bizim kolejin e, kurucusu rahmetli Bahattin Tatiş, e, İzmir'de Cahit Gürkan, e, Avni Dilligil ilk İzmir'e geldiğinde Kırmızı Fenerler oynadığında İzmir'den oyuncu almış, oynatmış, hmm. sonra gitmiş. Cahit Bey de oyuncu yani. O zaman da tabii okullu falan yok ama oynamış olan kişi olduğu için oyuncu oluyor. E, onu bizim koleje tiyatro <laughs> öğretmeni olarak, reisör olarak almış işi. Tek görevi oyun sahneye koymak yani. <laughs> Çok güzel. Şimdi Cahit Bey ya da Cahit abi işte okulda tam tedrisat. Öğlen arası olunca biz hemen çıkıyoruz basket oynuyoruz ama işte üzerimizde tabii ceket, kolej forması, gri pantolon, ceket, kahverengi loafer <laughs> ayakkabılar ve kravat. Ama kanter içinde kalıyoruz. Ve bağırsaklar dışarı çıkmış deniyor hani. ona. <laughs> gömlekler. Gömlekler, <laughs> gömlekler dışarı çıkıyor Tabii. Bağırsaklar dışarıda. Zaten derse girdik mi hoca ne bu bağırsaklar çıkmış diye. <laughs> Şimdi e, eğer Cahit hoca gelip orada dolaşıyorsa, orada birilerine bakıyorsa bu keşfedilme anı demektir. Hmm. Sonra da birini gel bakalım diye çağırıyorsa keşfedilme anının başlangıcı harekete geçmiş demektir. Sonra da oyunda görev teklif edebilir. Harika. Böyle bir şey oldu. Bana tam önü işte barsaklar dışarı çıkıyor <laughs> maç bitti derse gireceğiz zil çaldı çünkü o gel bakalım dedi gittim sana dedi şu oyunda rol teklif ediyorum dedi. Ay, ben hey. dedi müthiş bir onur bu yani müthiş hakikaten, bir teşkilatı. Hakikaten mi? hangi oyunda o kör, kör oldu. oynadığını evet, biliyorum. Evet kör oldu. Ee, Sonra, sonra şey de var. Komşularımız... E, zakmadım, komşularımız var. Küçük şehir Küçük var. Küçük şehir, ya bu a, a, herhalde artık herkes diye. Evet, ye, ha, evet Böyle bir havan oluyor. Çıktı çünkü okulda üç farklı oyunda. Abi, abi. <laughs> Allah bilir derslerden çok provalar da geçiyordu zaman. E zaten çaktım lise birde. Aa, ben de soracaktım evet. onu. Çünkü bir yarı yandan bandoda trompet, şey, bandoda saksofon, tenor saksofon. O trompet ilkokulda. Ya konser falan veriyormuşsun. Tabi. Değil mi? Tabii. <laughs> Selin diye bir parça vardı hatırlıyor musun? Va Selin ba, ba ba bi ba ba ra ra pa pa ra ra ra, 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 ra. Hmm. diye. Onu ben nota bilmediğim halde kendi kendime çıkarmıştım tenor saksı hmm. Hoca da şaşırmış. Sonra birkaç parça daha ekledik. Okul, ama bu kadar şurak. bu kadar sosyal bir çocuk sınıfta çakmış. Evet. Sonra değil ne mi? oldu? Onu da biliyorsun Mesela herhalde. Bir, bir sene daha tekrarla. Annem gelmiş Bahattin Bey. Ee. Demiş ki beyvendi benim oğlum tiyatrocu olmayacak. Zaten apaplardı. Onu demiş bu tiyatro, tiyatro payına alın. uzak tutun demiş. Yoksa derslerden kalıyor. Evet, evet. Onun için lise 2'de ağırlık fen bölümüne. Fen bölümü. Yani edebiyata gitmem lazım değil mi? Bu değil şart. mi? Yok fen ama. Bir yandan da benim hariciyeci olmamı istiyorlar. Yani Biri hariciyeci olmanı istiyor. Biri hukukçu, hukuk evet, herhalde oku. Baba ya. Yani. Sen lise yıllarında hayal ettiğin şey neydi? Tiyatroyla tanıştıktan sonra. Ben bir şey, tiyatrocu olmak aklıma geçmiyordu. Yani e, işte tabii lise 2'den sonra açıldım artık. Yani e, gidiyorum şey. Lise son işte bitti. Ben İzmir İktisat Fakültesi deniyordu. Orayı kazandım. Ee, Erzurum İngiliz Dili ve Edebiyatını kazandım. ...asil bunlar. Bu e, Erzurum önce Erzurum'u kazandığım için gittim hemen oraya kayıt yaptırdım. Çünkü askerlik şeyi gelebilir diye. Hmm. Ama e, siyasalda yedek listedeydim, İzmir İktisat'ta da yedek listedeydim. Sonra siyasala girme durumum ortaya çıktı ve gel dedi benim arkadaşlarım da vardı o sırada İzmir'den. İkisi de iki arkadaşım ikisi de önemli büyük elçi oldular... Sonra da emekli oldular. <laughs> Ondan sonra ben de onlar öyle deyince gittim yani orada bulunayım en azından. Fakat onlarla beraber dolaşıyor işte o Cebeci'de. Sen de biliyorsun orayı. Evet. bir baktık bizim okulu gördük. O bizim iki arkadaş benimle biraz hani böyle arkadaş şeyi hmm. vardır ya tacizi yani. <laughs> i̇şte biraz da tahrik edici bir şey. Tahrik ediyorlar. merhaba sen hadi tiyatro oynuyordun. Bak burada, burada konservatuvar var. Ya hadi bu git bu tiyatro bölümüne gir filan. Hani ya boş ver filan diyeceğim. Onun cevabı şu boş ver ne yapacağım ya filan. Ben, ben zaten Okum. siyasada gideceğim. Ama dedim hadi gelin gidip bakalım. Yani ben hemen öyle şey yapmam. Bir gidelim madem var bir öğrenelim neymiş filan diye. Bir de merak da var. Merak çocukta, da var evet. Zaten. Gerçi Türkiye'de meraklı olmak kötü bir şey. Anladım, ya aslında anlamadım. çok iyi bir şey de. <laughs> aslında çok çok, çok, çok iyi, iyi bir şey, çok, bir şey evet. de. Yani gittik. Ben dedim ki yok. Bilmiyorum daha tiyatro bölümü olduğunu da bir emin değiliz okulda yani. Kapıda çok güzel durmuş bir... Durmuş amca. Aa. Senin döneminde de var vardı, mıydı? Vardı. Duvardı, değil? vardı, evet. vardı. Evet. Böyle bıyıkları var. Hepi, evet. Çorumlu. O hepimizin evet. durmuş amcası. Çok, Ve, çok sakin bir adam hatırlarsın. Ben ama tabii böyle heyecanlı girdim. Biraz da böyle delikanlılığın verdiği bir şey var. Hava var yani. <laughs> Hocam bu okulda tiyatro bölümü var mı? Demişim. O da var ne olacak? Demişim. <laughs> Çok güzel. Şöyle i̇şte deyince bir süngüsü düşüyor insan. <laughs> <sayı. gülüyor> Sonra işte ben evet, onun sınavına girebilir miyim falan diye. Belki o zaman imtihan diyorduk herhalde. O da bana dedi ki sen dedi e kaç yaşındasın, kaç doğumlusun dedi. Sen yani tipime bakıp. O kadar da kart bir durumum yoktu ama belki ses <laughs> doğumdan falan. Daha yeni lise. Evet, olur. daha iyi. <laughs> Ben de söyledim doğum tarihi. <laughs> dedi ki senin dedi doğum tarihi 6 ay geçmiş dedi. Seni almazlar dedi. E şimdi bütün hava bitti bizim yani. Halbuki girsem bile orada imzalasam bile formu belki sınava bile girmeyebilirdim biliyoruz. Yani o kadar ince bir. Yani sırf şey. Ama öyle deyince ya nasıl olur filan. Bir de Durmuş amcanın orada e, kapıda müracaatta görevli olduğunu bilmiyorsun. O zaman da çocuk kafanda orada bulunan adam bütün okuldan sorumlu zannediyorsun. Ama o da her şeye vakit. O da zaten her şeye vakit. Cevap, evet, evet veriyor. Tabii, cevap veriyor filan. Sonra ya nasıl olur filan alta yüzünden olur mu filan diyor. Bizim o iki arkadaş kız kıs gülüyorlar. Yani onlar da, Yanında onlar evet, hala. Tabii, oradalar. <gülüyor> onlar gülüyorlar filan. Ama dedi tabii ben artık baktım bir şey yok. Ee, tamam dedi çıkıyoruz. O da arkamdan seslendi. Ama dedi bir üstün yetenek imtihanı var dedi. Onu bir tek Yıldız Kentler kazan. O da yaşı küçük olduğu için dedi. Sen de yaşın biraz geçiyor dedi. Ay durmuş amcanur içinde ya. ya katar şu gözümün de, önünde ya, şu anda. Ya bir, öyle. Nasıl her konudan her haberi konu, var. Tabii, tabii, Talebeleri tek tek tanır isimleri. Biz yatılı okuduk anons ederdi mesela. gün safirin geldi şu filan diye. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ona sonra dedi ki yıldızken istersen ona başvur dedi. Şimdi bu öyle bir laf ki insan arada kalıyor değil mi? Halbuki ben yani öbürünü imzalasaydı ben girmeyecektim yani. Değil mi? Evet. Yani matrak işte buna. İnsan hayatındaki şeyler. Olacak. İlginç durum. Olacak çünkü. Ben de tamam o zaman giriyorum dedim. Çıkarttı kağıdı yazdım imzaladım. Ama bu beni öyle bir şey havaya soktu ki İzmir'e gittim. İzmir Milli Kütüphanesi'ni bilirsin. Elhamre Sineması'nın yanında. Çok hoş bir binadır hem de ve müthiş Çok kitap bir var. Binadır evet. Ben o binaya kapandım. Sınav iki ay sonra falan olacaktı. Nasıl bütün klasikleri okudum. Shakespeare'ler, Aisillerler, e, e, Fransız klasikleri Molière'ler, Alfred de Musset'ler filan. Kendime sınav parçası seçtim. Türklerden de Köşe e, evet Köşe başından e, şey oluyor Yıldırım Önal'ın oynadığı Kahveciyi oynadım mesela Türk eseri. Alfred de Musset'den de Şövalye oynadım. Şamdancı'da. Şamdancı da diye bir oyun var orada. Bunları orada seçtim. Yedek olarak da işte ...Shakespeare'den... ...Ansonius, Brutus filanlar oh, oh. seçtim. Filan, ...ama müthiş çalıştım. Annemler ya o zaman... ...yazın bir aylığına Almanya'ya gittiler. Ben evde tek kaldım. O evi böyle... ...işte uzun koridor, büyüyecek bir evdi. Koridora lambalar döşedim, spotlar gibi. Orada çalıştılar. <laughs> <Sahne. gülüyor> evet. Çok Koridoru ya. sahne haline getirdim. Ya. Ve geldim. Sınava girdim. Eee... Sınavda böyle çok Cüneyt Bey falan çok iyi konuştuk. E, hatta siyasala ön kaydımı yaptırmıştım artık. E, de, de, bak o da görünüyor. dedi. De, hatta dedi ki sen siyasala ön kaydını yaptırıyorsun neden buraya girmek istiyorsun dedi. Benim sınava girmek için geldim. Yani kazandıktan sonra karar veriyorum falan. İşte yabancı dilin var mı var falan. Böyle bir hani öyle bir şey bitti yani sınava çok hoş bir konuşma geçti. Ben kapıdan dışarı çıktım. Küçük sahne var ya arkadaki evet. orada. Kapıdan dışarı çıktım. Orada bütün tabii sınava girecekler kapıda bekler ya böyle. Ne sordular? Ne sordular? Ne sordular? <gülüyor> <gülüyor> Merak. Tabii Muavin getirdi listeyi cam kutuya astı. Kapıları kapattı, kilitledi, gitti. Bir hücum onun başına. Herkes kim kazanmış, kim kazanmış diye bakıyor. Ben yani gitmek istemiyorum. Hani ben diyorum ki kimse bana dönüp bakmıyor orada beklerken bir iki kişi biz. Demek ki diyorum biz kaybettik. Benim adım ettik. yok. Yani demek Aynen. ki çünkü arkadaş benim adımı görse der ki tamam ya bak senin de adın var der falan Tabii. değil mi? Öyle zannediyorsun. Yok herkes gidiyor. Biraz tenalaşıyor. Ben böyle sakin sakin gelip girip girdim. Bir baktım aa. Kazanmış. Hem de bir numara. Oo. <laughs> Seviye sınavıyla girdiğim için herhalde. Ya, arkadaşların gazına girip evet. gireyim mi girmeyeyim evet. mi derken 50 sene ve, mi geçti ya, kaç sene 50 geçti? 50 sene geçti. Ve tabii kazanınca ne yapacağımı şaşırdım. Yani şimdi annem siyasala gitmemi istiyordu. Babam hukuk fakültesine gitmemi istiyordu. <laughs> Ama bunu kazandım ve bu parasız yatılı. Ve devlet mecbur hizmeti maçı. Beş yıl okuyorsun beş yıl sonra... Ben buraya gireceğim Gittim siyasal diplomanı alman lazım buraya başvurmak için. Tabii. O verdiğin diployu. İşte, oraya verdiğim <laughs> diplomayı aslını aldım. Buraya verdim. Çok güzel. Çok çok ee, güzel bu. Anlattıklarım böyle gireyim. gözümün önünde canlandırdı. Ee, ara tatilinde gittin İzmir'e. Gittim. Bilmiyor kimse tabii. Bilmiyorlar. Tabi. Evet, de... <laughs> bana abi, maaş gönderiyorlar herhalde. Herhalde hukuk okuyor. Evet hukuk ya, siyasal okuyor. Pardon. Diyor. Annem ...işte o He. saray geleneklerinden kalan şeyler... Çerkes tavuğu yapardı hep ben böyle Aa, ...falan diye böyle... Yani ...evin özel yemeğiydi o... ...daha diğer yemeklerde tabii filan... ...oturduk yemek yiyoruz... Ee, ...şimdi benim de... ...bunu paylaşamamış olmak beni yoruyor... ...sıkıyor... Sövbe, ...bir şekilde evet. haber vermekler. ...ben de işte böyle oturup biraz böyle yemek, yemek yedikten sonra... ...falan ben... ...dedim siz benim nerede okuduğumu düşünüyorsunuz... ...hiv... <laughs> bir sessizlik oldu masada. Nasıl yani? Aa, nasıl yani diye. Annem dedi ki oğlum senin e, mülkiyede, mülkiyede, mülkiye o, o zaman mülkiyede. mülkiyede okuduğunu zannediyor biliyoruz biz dedi. Babamda hiç ses yok. Ben yok. Ben dedim mülkiyede okumuyorum. Ben Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünde parasız yatılı öğrenciyim. Yani burada da şunu... Reaksiyon söyleyeyim. ne or, onlarda? Annemin böyle Donduların dondu. Yani. Babam o acizler reisiydi. Yani çok vakayla karşılaşmış olmanın getirdiği bir serin kanlık vardı. O öyle durdu filan. Önündeki bardaktan bir şey içti filan. Dedi ki tamam oğlum. Dedi. Madem kendin onu istiyorsun. Kendin şey yap. Oh. Evet. <laughs> ne güzel ya. Evet, bu... Böyle hayal etmiyordun herhalde. bir evet. Biri kızacaklar Ama böyle de. kızma yoktu işte. Bir, ben bun, bunlardan ömürü de şanslıyım diye. Bir e, üniversite yani şeydeyken e, konservatuvardayken hep olur böyle turne Hı. bir oyun oynanır ha. turneye evet. gidilir. Ben de hatırlıyorum mesela e, şeye gitmiştik. E, neyse farklı şehirlerde oyun evet. ha. gösterilir. Siz de o yıl 74 yılında Kıbrıs'a gitmişsiniz. Ha. Askerleri İkini için. çıkartma. Tabii. Ne güzel. İstanbul efendisi. Mi? İstanbul Efendisi. Şu... Konservatuvarda biz İstanbul Efendisi'yle Konya Karaman'a gitmiştik. Ha, biz de işte Konya'ya gidilirdi. Konya Karaman'da bir çünkü kale gibi bir yer vardı. Evet, Onun içine evet. içinde sahne vardı. Evet. Ve Or Konya seyircisi çok iyi seyirci. çok ilgi çok iyiydi. Biz Konya Karaman'a gittik. Sonra yaz tatili oldu. Yaz tatilinde annemlerin yazdığı o zaman Burhaniye öğrendeydi. Ben de onlara gitmiştim. Yani oranın adresi yok mesela. Benim ev adresim İzmir'deki evin adresi konservatuvar. Ama bir baktım tık bir gün kapıya bir Bahar polis geldi. ki <laughs> seni görevlendirmişler Kıbrıs'a gidecekmişin. Ankara'ya çağırıyorlar. Geldim. Ama ne heyecan. Biz konservatuvarda o zaman İstanbul Efendisi oynayandan bir grup öğrenci, Devlet Tiyatrosu'nda bir grup oyuncu Tabi öğrencilik döneminde böyle bir prodüksiyon içine seçilmiş olmak da çok ...değil mi? Şaşırtıcı. Çok çok güzel çok güzel bir Çok şey. güzel bir evet. Okul e, bittikten sonra... ...direkt devlet tiyatrolarında başladı. Tabii o zaman öyleydi. İlk oyun hangisiydi? İlk oyun... ...Harold ve Maud. Evet. Cüneyt Bey Harold ve Maud'da... ...Muazze Hanım'la... E, ...o Harold genç bir adam... ...o öbür Maud'da... E, ...belli bir yaş almış... E, ...hoş bir kadın... Bunların arasında beklenmedik bir aşk doğuyor. Ama şeyden birbirini anlamaktan kaynaklanan bir şey. Ne güzel ne güzel. O olacaktı. Sonra o olmadı. Damdaki kemancı. Damdaki kemancı da başladım. Kemancı hatırlıyorum. Sonra e, e le, insandan kaçan vardı. Hı -hı. E, evet. Ama daha mesela önceki zamanlarda İzmir'de şeydi İzmir'e turneye gelmişti. Don Quixote mançalı adam. Hı. -hı. İzmir açık havaya yine buldular beni. da var mıydı acaba bilmiyorum. Biz orada figürasyon oynadık bir de. O da ama figürasyon oynamak bile bizim için çok önemli. Öğrendik. Evet. Zaten herhalde ilk öyle başlamak Tabii. lazım. Değil mi orada. Çünkü orada senden önce ustalıklarını ispat etmiş birçok türü de Tabii. izleme, Tabii. her akşam. İlkler yani dönemin ilkleri işte yani aşağı yukarı Devlet Konservatuvarı ikinci üçüncü kuşağı yani. Neredeyse. Mahir Canavan e, sınıfa girdiği zaman bir gün demiş ki, siz niye buradasınız demiş. Bize de dedi. Ha, ben size sizlerle de uzanıyorum. Hepimize diyordu, diyordu. Ne, dedi. Bunu ki kimler benim karşımdaki çocuklar hmm. ve e, yani birilerinin tavsiyeleriyle mi gelmişler yoksa yetenekleriyle mi e, arzuladıkları için mi gelmişler? Niye buradasınız? <laughs> siz, ben ne dedim ya? Herkese şey yaptırmıştı. Yeni görmüştük. Herkes önüne ismini yazsın dedi. Kağıdı katladık böyle yaptık. Böyle -hı. -hı. Oluyor, A4 kağıdı. İşte Tamer Levent, Hülya Koçit herkes önünde <laughs> yazıyor. Onu yaptırdım. O da bir o, rol oynama biçimi çünkü. Sanki yuvarlak masada konuşmacıymışsın gibi. Hı -hı. Soruyor neden geldi Şimdi genelde hani sıra dışı gibi görünen cevap şu. Meşhur olmak için geldim. Yani meşhur olmak bir hedef midir, değil midir filan yani bunu ya. ama meşhur olmak için geldi. dediğin zaman e eh, bu çocuk şey. aykırı bu çocuk, delişmen, bu çocukta malzeme var gibi bir hava esiyordu. Ben öyle lafları kolay söyleyemiyordum. Bana sıra geldi. Ben dedim insanları tanımak için. Ya ya insanları tanımak ve insanlara insanları tanıtmak evet. Evet. ...değil mi esas evet. amaç... ...o gün bugündür... o artık sayısız oyunda oynadım... Sayamayız herhalde... Evet. ...oynadığım rolleri hep tanıyarak oynamak istedim... ...önce rolü tanıyayım ondan sonra... Evet. Ya yani... rolü tanıyamıyorsam... ...oynamak istemedim... ...yazarı kim, hangi evet. devirde geçmiş... Evet. ...daha önce ne yazmış... ...o zaman o devir mi? mesela... diyelim e, ...şillerin... ...bir oyunu neydi... Ama, ...kral oynamam söz konusuydu orada... Hı. Kral sonra hapse giriyor falan böyle. Mesela o dönemi araştırdım. Ha o dönemi birebir oynamam şart mı? Ama Hayır ama bilmek Adamın yani şillerin onu yazarken hangi sosyal psikolojiden etkilendiğini, o dönemin yaşam tarzı neydi, insan ilişkileri neydi, işte demokrasi kavramının hiç konuşulmadığı bir dönem değil mi? Tabii. O zaman insanlar demokrasi arayışının içinde miydi falan yani? Bunlar... Bunları bilmeden... Evet. Kendini onun içinde hissetmen çok zor. Yapay Doğru. oluyor. Mış gibi oluyor. Ama şöyle de bir hava vardı. Mesela bunu böyle çalışmayı yapanı bazen eleştirenler oluyordu. <laughs> ee, belki sana da gelmiştir. Böyle çalışma yapma. Hisset. Ya nasıl hissedeceksin? O, ya. Yani sanki sen ruhundan böyle bir ilk bir, 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 bir kral, <laughs> ikinci Wilhelm gelip senin ruhuna girecek sanki. Yani... Tabii ki hissedeceksin ama bilgisiz hissin hiçbir o. değeri yok. Oynadığın, yönettiğin, hatta yazdığın, drama metotları konusunda dersler verdiğin. Yani devlet tiyatrolarında galiba seçimle gelen ilk genel müdürü o. Evet, ilk ve son maalesef. Benden sonra. Bir de son değil on. mi? Ee, benim merak ettiğim şu, bu kadar e, hiperaktif bir e, yapısı olan, beyni olan bir adam olarak... <laughs> O yöneticilik, idarecilik sıkıcı gelmedi mi? Hiç boş durmadım. Ee, mesela ilk Rusya'ya turne. Ya, ha o genel müdür olmazdan önceydi. Öyle mi? Yani işte Sovyetler Birliği daha Glasnost'a geçmemişti. Demek o tarihi dönemde ilk ve son turneyi yapan bir kişilik <laughs> yeniden yaratma isimli oyunda ülke aybı. <laughs> <laughs> ee, sonra işte seçim olmasını istedim çünkü o zamanki sayın bakan bana genel müdürlük teklif etmişti ama biz Mersin'de TOBAV olarak bir kurulda uluslararası bir kurulda çalıştay yapmıştık orada seçim kararı almıştık bunu kitabında bastık ee, sonra öyle bir ama ben seçimle gelmedim ben seçimle gelmedim seçim Ve... yap... seçim değil de bu eğilim yoklaması deniyor eh yani. çünkü yasada yoktu ben kazanınca bakan yine beni eski metotla atamış oldu ama böyle bir Olay yaşandı. O yaşan. Esas bunun kurumsallaşması gerekiyor. Değil mi? Tabi. İnşallah. İnşallah. <laughs> evet, inşallah. E, 1980 yılında Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı'nı kurdunuz. Evet. Bayağı 40 yıl falan sürdü herhalde. Hala evet. başkanım devam. şimdi onursal devam... başkanım ayrıldım. Öyle mi? Evet. O dönem 12 <laughs> Eylül olmuştu biliyorsun. Yani öyle bir Benim durum. enteresan bir durum var. 12 Eylül'den önce gitmiştim işte. Polatlı Topçu Okulu, Yedek Subay. Sonra kıtaya tayin olduk. Ve hemen arkasından 12 Eylül oldu. Ve gittim köy işgal ettim. Oradan dönüşte bütün sivil toplum kuruluşları kapanmıştı. Ve biz vakıf kurduk işte. Bu Tobalı kurduk. 32-33 yılda başkanlığını yaptım. Maşallah. <laughs> Aslında adam akıllı... Emek verdin. Aynı zamanda yurt dışında aldığın eğitimler neticesinde bu yaratıcı drama evet. e, konusundaki o zaman çok da bilinen bir şey değildi. Evet. Ama böyle bir eksiklik vardı ve bu konuda çok emek verdin. Tabii ki vakfın kurduğu Çağdaş Drama Derneği Evet. Sonra kurduk onu. Ya. Vakıfta ya. önce başlattık. Hülya ben bir şey öğrendiğim zaman onu paylaşmak evet. istiyorum ama herkes öğrensin. Evet, herkes öğrensin ama burada hep şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor. Sen kariyer yapmak istiyorsun. Sen para kazanmak istiyorsun. Sen iktidar olmak istiyorsun. Sen başa geçmek istiyorsun filan. Yani gibi. gurur duyacak, ikrar evet. edecek, destekleyecek, teşekkür edecek yerde bu tarz eleştiriler bu, bu dönem edilen, bu bu anlayış bitecek inşallah umut ediyorum. Ya inşallah. Eğer bitmesi lazım. Çünkü aksi takdirde böyle yürüme. Bitmesi lazım. Bu yer... Ama evet. E, şimdi e, içinde bulunduğumuz yıllarda bu sosyal e, medya dediğimiz Hı. şey sayesinde evet. e, artık eleştiri evet. olmaktan çıkıp evet. hakarete dönüşmeye evet, başladı. Evet. Eğer yetenekliysen, başarılıysan ve Hizmet etmek istiyorsan bu ülkeye hakaret etmeye evet. başladın. Neyse o evet. başka bir konu. Bu sanata evet oluşumundan söz evet. edelim. Sanata evete ben çok değer veriyorum. Buna da önce oldu. 83 ülkeye e, katıldı bu senin çalışmalarına. Sanata evet evet. evet artık bir akım yani bir akım bu, o herkesin evet. kucakladığı. bir... Kısaca anlatırsın belki. Şimdi mesela dram kelimesini o zamanlar herkes acıklı diye anlıyor. <laughs> Tabii. Halbuki ben işte İngiltere burs verdi, Almanya burs verdi, sonra Amerika falan. O dönemlerde bir de şu var. Hani insanlar birbirini dinlemiyor. Hı <laughs> hı. Ve birbiriyle şartlanmış konuşuyor değil mi? Kendi söyleyeceğini Şimdi ben işte diyorsun ki mesela dram çok önemli falan diyorsun. Aa evet diyor ben de dramı çok severim. Ne hatta ağlıyor, hayatımız ne dram diyor hayat falan. ya o değil yani bu değil mi? Drama. Mesela o değil diyorsun ama o ya hala kendi bildiğini söylüyor falan. ve bu çok enteresandır. Türkiye'nin en okumuş yazmış insanları gazete genel yayın yönetmenleri manşetlerini hep bir durumu dramatik filan diye yazdılar acıklı anlamında yani. Bu hatta biraz entelektüel olmanın göstergesi gibiydi... ...yani acıklı da diyebilirdik değil mi... ...mesela şuradaki değil durum mi? acıklı diyebilirdik... ...hayır oradaki durum dramatik diyoruz... ...şimdi durum da dram demek... ...dram da durum demek yani... ...ikisi A de aynı kelime... ...aslında dram demek durum demek... Durum demek. Durum ...gerçekten de ilkokullarda... ...okutulmasını ve çocuk... ...yaşta... E, ...bu yaratıcı dramayla... Evet. ...tanışmasını istiyorum çocukların... O kadar ...sence ki. ne gibi etkileri olur... Neler evet. tamamlanır? Şimdi bu, mesela biz çocuklarımıza, önceki kuşaklar, çocukların, çocuklarda enteresan bir dönem var. 6-7 yaş civarında çocuklar çok enteresan sorular sormaya başlıyorlar. bu Bunun üzerinde bir sürü şey var, tanımlar. Ama mesela biz zannediyoruz ki çocuk tıpkı mağara devrindeki adamın, kadınla adamın çocuğuymuş gibi doğuyor bu çağda. Hayır öyle doğmuyor. O 70 bin yıllık genelojik etki var o çocuğun üzerinde. Aman ne kadar güzel şeyler değil mi? söylüyorsun. Çok önemli. Bu çok önemli. Gerçekten. Çünkü, ha, ben de bakıyorum torunuma. Çünkü e, hele bu zek kuşağı. bu Öğrenmiş de öyle gelmiş. Öyle sanki. gelmiş ki diyorsun değil mi? Benim torunum bir bir da öyle. Duygu. Alfa kuşağı evet. bunlar. Evet. Çok enteres Çok evet. enteresan. Düşünüyor. Bir şey söylüyorsun. Konuşmaya başlamasa bile algılıyor sana öyle bakıyor ya da öyle bir ses çıkarıyor. Bravo evet. Sesten bile ne düşündüğünü anlıyorum ben onu iletişim kuruyoruz yani. İlkel insan sesle iletişime başladı. Sonra çizgiyle biz mesela ilk sanat eseri zannettik o çizilen biz onları ya da çöpten. Hayır onlar alfabe. Onlar yazı. Yazı. İlk yazı onlar. Picasso diyor mesela diyor ki bütün çocuklar sanatçı doğar ama sonra onu sürdüremeyebilirler. Çünkü bunun için bir sistem kurulması lazım. Evet. Bu 6-7 yaşlarındaki bir çocuk. Öyle sorular soruyor ki dili çözüldüğü zaman şimdi yetişkinler cevap vermekte zorlanıyor. Çünkü onların kuşağında böyle bu böyle, böyle bir, bir düşünce biçimi yok. düşünce biçimi yoktu Olmadığı çocuğu tersliyor. <laughs> değil mi? <Pül. gülüyor> Saçma. Bu diyor ne biçim sorular soruyor. Bundan adam olmayacak herhalde. <laughs> Halbuki kendi de e, yaratıcı ha. dramadan haberi olsa evet. şimdi ee... yaratıcı drama uygulamalı. Yani biz öğretim ve eğitimi tek kelime olarak gibi kolay eğitim öğretim diyoruz. Hayır, öğretim ayrı bir kavram. Şey, Öğrenmek ayrı. Evet, eğitimse öğrendiğini kullanmak demek. Drama öğrendiğini kullanma yani rol oynama metoduyla öğrendiğini kullanma yöntemi. İlla aktör olması gerekiyor. Hayır, gerek e, Hiç gerekmiyor. Hiç. Hayatta onlara gerekli. Tabii tabii. nasıl e, durumlarla karşılaştıkları zaman onlara karşı evet. neler yapabilirler? Hiç. Yapmaya alıştılar, evet. yapmayı öğrendiler. Evet. Ee, drama e, çok önemli bir konu. Bilgiyi ezber, yani şunu söyleyeyim. Biz bilgiyi ezberliyoruz, <laughs> imtihan Doğru. kağıdına yazıyoruz, bitiyor. Sonra da unutuyoruz. Unutuyoruz. Halbuki dramada bilgiyi nasıl kullanacağını deneyimliyor. deneyimliyoruz. Deneyimliyoruz. Evet. Bravo. Ee, i̇nşallah ilkokullara... E, Bütün hepsine girmek istiyorum. ders evet. olarak girer. Çünkü yani... çağımızın çocuklarının evet. buna ihtiyacı Çok. var. Çok. Ee, evet, değer... Zamanı doğru kullanmak istiyorum ama bu anlattıkları o kadar kıymetli ki. Ee, eşin Seynan'la tanışmanızı Hı. anlatmak istiyordum. Seynan TRT'de evet, evet. yıllarca Akşama evet. Doğru programının yapımcısı ve de sunucusuydu. Sen de 1982 yılında TRT 1'de bir... Ama belki... biz daha önce tanıştık. Sayın, ben Çünkü orada tanıştım. Ben 77'de mezun oldum. Ee, işte siyah beyaz dönem. Ee, rahmetli Tuncer Baytok vardı. Vardı. Tuncer de e, ilk defa bir Türk dizisi. Belki bu ilk Türk dizisidir. Ondan sonraki yani gerçek dizi formatında olanı Seynan yaptı. Ferhunde Hanım ve Kızları. Ama böyle daha e, entelektüel gibi görebilecek Türk Romanı ve Gerçekler diye bir dizi hazırladık. Tuncer'in öncülüğünde sevgili Işık Yenersu sunuculuğunu yapıyordu. Seylan <laughs> ve Neslihan ve Neslihan'ı da kaybettik. E, Neslihan da Seylan da yapımcıydılar, yapımcısıydılar. Ben de yeni mezunum. Devlet tiyatrosunda girmişim, stajyerim. Bana da orada rol, e, rol verdiler. Ve mesela Tavşuku, Talat ve Fitlat falan gibi eski Türk romanlarını <laughs> dramatize ediyorduk. <laughs> Bak dramatize ediyorum. Yani, acıklı ki? hale getiriyorduk. Aa. Oyunlaştırıyorduk değil mi? Burada <laughs> dramatizeyi kullanıyoruz ama gene acıklı zannediyoruz kelimeyi. Ee, halbuki bilsek ki onun durum demek oldu. Durumlaştırıyoruz. durumlar ya. Diyaloglar. O taşuku telat -ı, fitnat daha başka bir Türk romanlarını yaptık. Oynadık. Ve ben Seynan'la orada tanıştım. Hmm, Allah mesul etsin. Ee, ve e, Ömrünüz boyunca aynı sevgi, ya, aynı evet. saygıyla o güzel yuvanızı kuruyun. İki tane de evladınız var. Evet, 40 yıl oldu sizde. Maşallah. Sizinki de var. Bizimki biraz daha fazla, Sizinki biraz daha fazla. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, Efe ve Hazel, evet. Hazel yavrum. Ee, Said Faik Ya. Yaşanan Zamanın Peşinde adlı bir e, belgesel. Ya çok güzel. Bir şey. Evet. Sevgili aile yapmıştı onu. Evet, onun sunuculuğunu yapmıştın. Tabii ki TRT'nin arşivinde evet. var ve biz de rica ettik şimdi. Çok güzel. Orada bir hikaye. Şşt, şşt diye bir hikayesi var Sayitpağlı. Şşt, Bütün hikayeleri. Evet. Ben de duyarım bir ses ama dedi bulamam nereden gelir. Nereden gelirse gelsin. Dağlardan, kuşlardan, denizden, insandan, hayvandan ottan böcekten çiçekten gelsin de nereden gelirse gelsin bir şşt şşt sesi gelmedi mi fena geldikten sonra yaşasın çiçekler böcekler insan olları şş şş Ya bu, hani sanatı ilk... anında ışığı görmek işte bu. Şişt, şişt uyarı. Estetik de biliyorsun sanatın bilimi olarak çıktı. Ama sonra Brecht dedi ki... Sanatın kendisi zaten felsefe. Estetik. bir Gerek Felsef. yok. Ama iyi de oldu. Estetikte şöyle bir kavram. diye bir kavram. Dürtü bunun anlamı. Buradaki... Yani... Diyor ki her insanın bir dürtüye ihtiyacı vardır. Dürttüğün zaman... Ses. Mesela şey, o şey mesela ben şimdi sana desem ki lüzumsuz bir şey mesela Hülya çocukluğunda patlıcanla ilgili bir anın var mı desem tık diye aklına bir Aklıma şey gelir. Bu bir dürtme. Ama belki de bunu bugüne kadar kimseye anlatmamışsındır. Değil, Değil mi? mi? O anda o anda geliyor. Ya da bir hikaye anlatıyorsan ki bir anını onun içine geçen bir olay bendeki bir anıyı çağrıştırıyor mesela o da dürtme. Çok güzeldi. E, TRT'de bir program daha yaptım. Onu da çok önemsiyorum ben. Genç Görüş Hı. adlı bir... ya, e, ya çok, Orada da gençleri böyle toplayıp onlarla e, hani felsefe, hayat, drama hatta evet. e, beyin fırtınası yapılıyordu Hı. orada. Ve gençlere o imkanı veriyordun. O bilmiyorum belki de senin... E, Yap, yani senin düşündüğün bir program. Tabii işte o dramayı yaygınlaştırmak için ben hep böyle şeyler yapıyordum. Ondan da görüntüleri Ya çok iyi bir, bir tane var acaba mı Almanya'da evet. madde bağımlısı olup da sonra kurtulan çocuklarla yapmıştım. Çok ilginç ha, bu, bir şey. Bu o değil evet. ama e, bize hatırlatsın diye bir şey gelmişti gündeme. Ben bu programda bazen onu hatırlatıyorum. Eğitimin dramatizasyonu, eğitimde drama diye bu kavramda eğitim öğretim o öğretime katılan öğrencilerin rol oynayarak derslerini öğrenmesi şekline dönüşmüş dönüşüyor. Örneğin tarih dersinin böyle yapılabileceğine dair burada bir konuşmamız bile olmuştu daha önce. Şimdi Feyyaz'ın da önerdiği şey de şu var. Ben yani belgeselin belli bir haz duygusu verecek şekilde işlenmesi. O zaman kuru kuruya ders veriyormuş gibi değil, insanların zevkle bunu izlemesi gerekir diyor galiba yanlış anladıyorsam. Değil mi? Evet yani insanlara onlara ders verir gibi bir şeyleri anlatmak öğretmek değil de öğretiyormuş havasında değil de onlara böyle bir e, zorlama içerisinde bulunmadan zevk alarak bir takım programları izlemesi ortamını yaratmalı diyor galiba. Ya bu program baştan aşağı e, eğitici bir program oldu ya. diye düşünüyorum. E, ...tiyatro, televizyon programları, yönetmenlik, idarecilik filan <laughs> derken... ...bir süre dizilere pek sıcak bakmıyordun herhalde. İşte Seylan Ferrunda Hanımları yaparken mesela evet. bana orada oynamam için rol yazdırdığını söyledi... ...ama çok canım sıkılmış, ben <laughs> oynamayacağım ne <laughs> münasebetli filan demiştim. Ama ondan sonra evet. televizyon filmleri bir başladı, dizileri bir başladı... İçlerinde içlerinde çok güzelleri tabii hepimiz sevgül pare var. Ya ilk yok. Vazgeç gönlü. Vazgeç gönlü. Kılıç günü. Bana artık hicrande. Ya çok, çok güzel, çok. çok, güzel şeyler var. Bir arkadaşlarım yani, bir küçük bir var mı biraz e, onları bize hatırlatmak için yapmışlar. Hicran bugün daha çok yoruldu. Bütün gün tabanda dolaştı. Perişan oldu. Bulaşıkları sen yıka. Nijlan da dinlensin biraz. Elleri de nasıl içinde kaldı zaten. Hadi bırak onları da. Git ellerine Meryem biraz. Cesur alemler oğlum. Oo. Nihayet tanıştık beyefendi. Güle güle otur demeye gelseydiniz daha önceden de tanışırdık. gel kes artık. Bu kadarla atlattığına şükür. Daha kötüsü de olabilirdi. Benim kızım güçlüdür. Çok geçmeden toparlar kendini. Ya, bunlar işte ilk oynadığın. Sinemayla e, tanışman geç oldu diyebilir Geç oldu. miyiz ya da az oldu diyebilir miyim İlk filmin ayaz ama galiba ses getiren film Tepe'nin Ardı. Ayazdan adını önce dedi. şey var yazılar filmatik. Yazılar film. Evet. O televizyon için yapılmış ya evet. bir film. Altu Ankara televizyondan. <laughs> <laughs> Tepe'nin ardı birçok ödül aldınız. Evet. Sen de aldın Malatya Film Festivalinden. Yurt dışında da bir yani evet. bir kere yani 40 Kırkın üzerinde festivalde en iyi film seçildi uluslararası alanda. Çok. Demek ki çok, evet. e, ödüllü bir film. Ben Yurt dışında da en iyi aktör de. ödülü oldum birçok yerde. E, mesela bunlardan önemlisi Brisbane'de yani Asya Pasifik Oscar'larında en iyi aktör ödülüydüm. Son dakikada bir Çinli bir oyuncuya verildi. <laughs> Sonra da jüriden bir hanım gelip... Ama oradan film ödülü aldım. O en iyi hı. filmi aldık gene yani. Ne güzel. Bir de ödüllü film tabi e, Altın Palmiye ödüllü filmi Aa, biz. E, kış Uykusu. Kış Uykusu. İkisinden bir kolajımız var. Evet, ha, evet. hem tepenin ardından hem Kış uykusunda Baba. He? Sen şimdi torunlarına çalıntı etmeydin acaba? Ne? Çalıntı etmeydin acaba torunlarına? Ne çalıntısı be? Sen mi anladın? Vallahi ben anlatmadım. Ya baba elin garibanın da var mı? Ne gariban be? Gariban mı eşkıya mı? Kaç kere uyardım. Ekinleri mi talan ettiler? Kabak fidanlarımı harap ettiler? Adam akıllı uyerseydin. Ya git dalga mı geçiyorsun sen adamla be? Anlamaz onlar ekin işinden abi. Otlaktan baş bilmez onlar. Sokmayın sürülerinizi buraya dedim. Gidin başka otlak bulun dedim. Yok, burası Osmanlı'dan beri bizim otlağımızmış. Ulan Osmanlı yıkılalı kaç yıl oldu? Burası benim tabula arazim. İyi de git şikayet et. Ne şikayeti be? Kaç kere şikayet ettim. Kaymakama, jandarmaya. Faik Bey bizim bunlara sözümüz geçmiyor. Ulan ben bunları bilmez miyim? Tam 15 sene orman işletmesi şefliği yaptım ben. Tabii tabii olur olur. O zaman size veda etmiyorum. Görüşmek üzere. Esas ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu yoksulluk, fakirlik bir tür doğal afet gibi aydıncı. Allah'ın takdiri yani bir yerde. Kadere karşı gelemezsin ki. İyi de bunlarla mücadele etmek için Tanrı da bize akıl vermiş ama. Öyle. Orası öyle ama... ...sırf bu tür işler için yaratılmış insanlar vardır. Bu işleri onlara bırakacaksın ya. Sen yaratıcı adamsın, sanatçı adamsın. Niye böyle şeylere kafanı takıyorsun kardeşim? Sen kendi işine bak ya. Ee, sayamayacağım kadar evet. çok tiyatro oyununda oynadın. Ayrıca kitap yazdın. Evet. Tiyatro oyunları yazdın. Onları sayalım. Ee, niçin tiyatro? Evet. Ya tutarsa. Ya evet. Nasıl Niçin? O Fransızca'ya da çevrildi. Ne biliyorsun Larmattan ya, yayınlanıyordu Paris'te. Ee, sinema ya da dizi için bir senaryo yazmayı düşündün mü? Ya Ya kitaplar harika. Bir tane e, bayağı yazdım. Biraz bizim aileden etkilenerek. Çünkü Hı -hı. çok renkli bir aileydi. Fakat böyle yani aşağı yukarı tane İki bölüm falan yazmış gibiydim. Çok da iyiydi. Fakat beni çok etkiledi onu yazmak. Yani Ay. psikolojim böyle bir tuhaflaştı falan. Ee, bir süre ara vereyim istedim. Demek artık. ki zamanı var. onun. Herhalde öyle olabilir. düşündüm ben de. Olur. Çünkü Olur. yazarken... Şimdi ben senaryo yazımında Türkiye'de yaşanmış hikayelerin yeterince değerlendirilmediği kanısındayım. Ah çok teşekkür ederim. Evet. Aynı şeyi söyleyeceğim. Çünkü... Ee, evet diziler çok iz, çok da izleniyor yabancı ülkelere satılıyor dijital platformlarda gösteriliyor zaten bütün dünya izliyor hepsi güzel fakat adaptasyon hikayeler Hep seyrediyor Kore formatı evet. deniyor filan neden evet. bizim insanlarımızın yaşadığı evet. hikayeler var ee, neden bizim hikayelerimiz evet. değil de bu dışarıdan aldığımız o kadar çok hikaye var ki bizde. Yani var. ben yani evet. her karşılaştığım Ve de... insandan bir şey duyuyorum hemen not alıyorum. Çok işte. da başarılı hikayeleri evet. var. Aslında başarılı insanlar başarılı da insanlar. Birer rol model e... başarılı insanların hikayelerinin e, yapılması lazım. Ben de Bilimde, sanatta, efendim e, ekonomide, siyasette değil mi? Her Bunların yapılabilmesi lazım ki hani çağdaş uygarlıklar düzeyine çıkmak, hatta onları geçmek konusunda. Şimdi zaman zaman şöyle şeyler söylüyor işte. Türkiye insanın zeka kapasitesi düşük. Mümkün Aman olabilir mi böyle bir şey? Ay. Mümkün olabilir mi böyle bir şey? Yani niçin Tam yurt tercih. dışında yaşayanların zeka kapasitesi? <laughs> Amerika'da 150 üniversitede rektör, dekan, bölüm başkanı ve öğretim üyesi statüsünde pek çok Türkiye Türk. Anadolu'da insan var biliyor musun? Evet yani o laflar bana da biraz... Evet. E, ...kendimize olan güvenimiz sarsılsın diye söyleniyor gibi geliyor. Ya da işte coğrafya kaderindir. Hayır. Böyle bir şey de yok. Yani. <laughs> Değil mi? Evet. Değil mi? Ne kaderi? Değil mi? Yani dünyada şimdi bilimi biz kullanmıyor muyuz? Yani bir basit bir ilaç orada da var, burada da var, burada da çıkıyor. Yani evrensel bir kültür var. Hele Bundan kimse... habersiz miyiz? Biz uzayda mı yaşıyoruz? Mümkün mü? Mümkün mü? Hele imkan veriliyorsa... Evet. O kadar büyük yetenekler, cevherler çıkıyor. Bu da içimizden. tespit yani uluslararası tespit edilmiş bir konu biliyorsun. Özellikle Henry Kissinger'ın böyle bir tespiti var. Bu toprakların insana fırsat verildiği zaman müthiş gelişme imkanı olan insanlar. Evet, evet. Ay iyi ki bunları söyledin çok evet. hoşuma gitti. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi son olarak... Rol aldığın diziden söylenmeden ne evet. olmaz? Camdaki kız mı? Camdaki kız, çok gerçekten çok başarılı bir dizi. Görüntülerimizi izleyelim. Tabii. Sonra soracağım. Ulan tako, ulan tako. Yetimhaneden çıktın, geldin buraya. Bak, bey oldu, görüyor musun? Bak bu hayatta hiçbir zaman benden bir halt olmaz demeyeceksin anladın mı? Yaparım diyeceksin, ederim diyeceksin. Başarılı olacaksın ama... ...bey oldum diye de öyle böbürlenmeyeceksin. Kimseye hava yapmayacaksın anladın mı? Ortayı bulacaksın. Sayende bey. Onlar hala görüşüyorlar Ne bakıyorsun oğlum öyle suratıma aval aval? Görüşüyorlar mı? Cevap ver. Görüşüyorlar. Bak yani... orada söylediği Rafet'in çok hoşuma gitti. Diyor ki olmaz yapamam edemem demeyeceksin. İşte bu da sanata evet. Yani insanın çok, çok. kapasitesinin evet. açılması gerekiyor. Özgüven, bastırılmış kimlik, eziklikten kurtulmak gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli şeyler eee parmak bastın bu söyleşide. E, onun için çok çok mutlu oldum. Bu hikaye çok etkileyici bir hikaye. O bir gerçek. Ama seni Rafet karakterinde etkileyen ne oldu? Yani şu yönüyle çok daha kendimi onunla özdeşleştiriyorum ya da şu benimle hiç alakalı. Şimdi ben bu her rolde farklı bir şey denemek istiyorum. Johan Huizinga diye Hollandalı bir araştırmacı var, Homo Ludens oynayan insan diye bir kitabı var. E, Huizinga diyor ki in, bütün insanlar oyun oynar diyor ve oyunun kuralları vardır. <laughs> Değil mi? Pembe yalanlar geldi ya, aklıma. Bütün evet. insanlar oynar. Tabi. Gerektiğinde. Pembe zaman yalan, yalan söyler. Nasıl i̇şte rol oynuyoruz. yapar. E, dolayısıyla. E, oyun oynama meselesi üzerinden baktığın zaman ben rolle oyun oynuyorum. Ve hayatımda gözlemlediğim, demin senin işaret ettiğin insanları, mesela bir öğrenci vardı Eskişehir'de, bir ödevde bir, insanları gözlemleyin ve yazın demiştim. O yazmış, diyor ki, hocam diyor sonunda bana not düşmüş. İnsanları gözlemeye hakkım var mı diye düşünmeye başladım. Ben de sonra sezonda dedim ki derste, tabii ki sen bu mesleği yapacaksan senin işin bu. Senin insanları tanımak için gözlemen lazım. Insan değil mi? çok o kadar... Şimdi ben de çok insan tanıma şansını elde ettim. Yani hem annem babam... Tanıdığın insanlardan birilerinin... Evet. kaçı var mesela bunun içerisinde. Ben onlardan Meissner metotu, tabii Stanislavski ile başladık. Tabii ki. Brecht, e, Piskator, e, e, bir, bir sürü yani işte Grotowski falan onların hepsinden sonra geldik. İşte Amerikan metotları, işte Adler'ler, Michael Chekhov'lar ve Meissner. Meissner tekniğinden, bunu, tekniğiyle bunu buluşturduğumu düşünüyorum kendi kendime. Yaşadığım, gördüğüm, tanıdığım insan karakterleri beni etkilediği zaman, Said Faik'te de olduğu gibi, o oradan bir şey alıyorum ve bir rol, mesela rol bana impuls oluyor demin dedim, dürtü oluyor. Dürtüyor rol. O mesela rezerv ettiğim karakter çıkıyor, çıkıyor, ve onunla onu buluşturmaya çalışıyor. Harika. Buluşturduğum zaman, kabul de gördüğü zaman Mutlu oluyor. çok keyif alıyor. Yani oyunculuğu seviyor. seviyorum. Yolun olsun Tamer. Yolun açık yani hep olsun. Hep beraber. Seninle konuşacak şeyler bir <laughs> tane. müthiş bir birikim. Evet illallah. Müthiş bir adammışlık, girişimcilik. Sanata evet düşüncesiyle yıllarca sürdürdüğüm bu kar kariyerin bence... Herkese örnek olsun. İnşallah bu programı bütün Türkiye izlesin. E, hepimiz için çok eğitici oldu çünkü. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Ben Geldiğiniz de teşekkür ediyorum. Için. Yani sanat öyle bir şey ki dünyada bazen yaşadığımız saçmalıkların farkına varmamızı, Sağlıyorum. Hatta bunları yaşamamamız gerektiğini düşünüp ifade etmemizi sağlayacak bir şey. E, bunu gerçekleştirebilirse insanlık çözülemeyecek problem yok önünde. Ama bunu gerçek... Mesela Atatürk'ün söylediği laf o kadar önemli ki. Diyor ki sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş. Bu resim, heykel, tiyatro, müzik değil. Müthiş bu, bu vizyon, bu bakış açısı, bu felsefeyi kastediyor. <laughs> teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. <laughs> Sevgili seyircilerim, seçtiği hayatı yaşayan ve onun uğruna emek verenlerin ömrü hep mutlu geçer hayatı sevmek, sevdiğin işi yapmak, sevdiklerinin uğruna fedakarlıkta bulunmak ve günün sonunda tüm bunlara değdiğini görmektir bir ömrü yaşanır kılan. Mevlana'nın dediği gibi şu içinde bulunduğun tek ömrü fırsat bil. Evet. Haftaya tekrar görüşmek üzere sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.